Merhaba arkadaşlar, bu videoda WordPress'te SMTP ayarlarınızı bir eklenti ile nasıl yapabilirsiniz kısaca anlatacağım. Hızlı bir şekilde eklentimizi kuralım. Solda eklentiler bölümünden yeni eklenti ekle bölümüne geldim. Eklenti arama yerine SMTP mailer yazıyorum. Birçok SMTP eklentisi var. Herhangi birini de kullanabilirsiniz tabii ki. Burada SMTP mailer var. 60.000 etkin kurulum. Şimdi kur diyorum. Eklenti kuruldu. Etkinleştiriyorum. Sol tarafta ayarlardan SMTP Mailer bölümüne gidiyorum. İsterseniz buradan eklentinin üstünde direkt settings'e tıklayarak da bu alana gelebilirsiniz. Açılan ayar sayfasında ilk seçenek SMTP Host bölümüne geldim. Burada SMTP sunucu adresinizi bilmiyorsanız hosting sağlayıcınızdan bu sunucu adresinizi isteyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ayrıca panel üzerinde de bir e-posta oluştururken bu bilgiler görüntülenir. SMTP Host bölümüne mail.mustafavarol.com yazıyorum benimki bu şekilde e, Gmail kurmak isterseniz Google üzerinde bolca döküman mevcut bu dökümanları okuyarak rahat bir şekilde kurulum yapabilirsiniz. Bir alttaki bölüm true olarak kalabilir. SMTP e, username buraya oluşturmuş olduğunuz e-posta adresinizi gireceksiniz. İşte ben kendi e-posta adresimi giriyorum. Eğer Gmail yaparsanız zaten e, ayar yaptığınız gmail adresini girmeniz gerekiyor. Burada mail şifremi giriyorum. SMTP şifresi olarak. Bir alt bölüme geldim. Burada e, şifreleme bölümü var. TLS, SSL ve e, hiçbir şekilde şifreleme olmayan. TLS'de 587 idi galiba. SSL olarak giriyorum. Ben 465. Yine bu bilgileri dediğim gibi hosting sağlayıcınızdan alabilirsiniz. From e-mail adres yukarıdakiyle aynı yapıyorum. From name kısmını da işte site adresim örnek Mustafa Varol diye ileti gitsin diyorum. Bir alta geldim. Force from adres. Bunu işaretleyin arkadaşlar. Giden bütün e-posta adreslerinin tek bir e-posta hesabından gönderilmesini zorlayacaktır. Aşağıdakini işaretlemize gerek yok. Kaydediyorum. Daha sonra bir yanda test email var. Buraya geldim. Burada e mail adresimi yazıyorum. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol etmek için onu deneme mesajı dedim. Daha sonra send email dedim. E-posta test e-postasını gönderdim. Aşağı doğru iniyorum. Ee, burada connection closed dedi. Bir yandan telefondan da kontrol ediyorum hemen. E-posta gelmiş arkadaşlar. Ee, bu sayede çalışıp çalışmadığını da anlamış oluyoruz. Bununla ilgili e yine sormak istediğiniz bir soru olursa bu videonun altından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.